Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle kurallar hep var konusunun ikinci videosuyla dersimize devam edeceğiz. Şimdi öncelikle bir geçen dersimizden belli başlı şeyleri bir hatırlayalım. Mesela kural neydi? Hatırlayın. Kural davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilkelere deniyordu. Bu kurallara ben uymazsam ne gibi sonuçlar olabilirdi? Mesela toplum içinde insan ilişkileri bozulabilirdi, toplumsal huzur ve düzen bozulabilirdi. O yüzden ben kurallara uyma konusunda hassas davranıyordum. Ve hatırlayın, kuralları ikiye ayırmıştık. Yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallardı. Yazılı kuralları devlet tarafından konuluyor demiştik. Yazılı olmayan kurallar toplum tarafından konuluyor demiştik. Ve biz bu belli başlı kurallara uymadığımızda belli yaptırımlarla karşılaşıyorduk. Bu yaptırımlar nelerdi? Ya da bu yaptırımlara ne deniyordu? Yaptırımın diğer adı da cezaydı, unutmayın. Evet, kurallara uymadığınızda belli yaptırımlarla, belli cezalarla karşılaşıyorduk. Bunu unutmayalım. Dedik ki kurallar zamanla değişebilir mi dedik geçen dersimizde. Evet, kurallar zamanla değişebilir ve kurallar işe yaradığı sürece varlar dedik. İşe yararlılıkları bittiğinde kurallar da ortadan kalkar dedik. Başka bir konu olarak kurallar aslında özgürlüğümüzü kısıtlamaz. Sadece hayatımızı düzenlerler demiştik. Şimdi kurallar konusuna devam ediyoruz. Kısa bir hatırlatma yapmış olalım geçen dersimizle ilgili. Şimdi az evvel size söyledim. Biz kuralları yazılı kurallar ve yazılı olmayan kurallar diye ikiye ayırmıştık. Burada ben bir ayrım daha göreceğim. Aslında birbirine çok benzeyen, belki de aynısı diyebileceğimiz bir ayrım. Burada kuralları oluşturma biçimine göre ayırmışlar. Kurallar oluşturma biçimine göre de ikiye ayrılıyormuş. Kendiliğinden oluşan kurallar ve bir şekilde birisi tarafından oluşturulan kurallar. Şimdi ben bu kendiliğinden oluşan kurallara yazılı olmayan kurallar da diyebilirim. Kafanız karışmasın. Çünkü yazılı olmayan kurallar, hatırlayın, toplum tarafından belirleniyordu. Ahlak, örf, adet gibi durumları kapsıyordu. Oluşturulan kurallara da ben yazılı olan kurallar diyebilirim aslında, kafanızın karışmaması için. Yazılı olan kuralları da hatırlayın, belli bir otorite, yani devlet tarafından konuluyordu bu kurallar. Şimdi ben bu iki kurala da uymadığımda belli bir yaptırımla, belli bir kuralla karşılaşıyordum. Hatırlayın, belli bir ceza ile karşılaşıyordum. Bu yüzden bu kurallara, yani toplumun koyduğu yazılı olmayan ya da diğer bir ifade ediliş şekliyle kendiliğinden oluşan kurallarla yazılı olan ya da oluşturulan kuralları bu anlamda karıştırmamalıyım ve ikisine de devamlılığı sağlamalıyım ve bu kurallara uymalıyım. Çünkü bu her iki kural da aslında toplumsal anlamda düzeni sağlamak için varlar. Şimdi kurallarla ilgili birkaç aklımızdaki soruları cevaplamış olalım. Şimdi insanların kendi özel yaşantılarında acaba kuralları var mı? Ya da kurallara ihtiyaç duyuyorlar mı? Düşünelim, siz de kendi özel hayatınızda hangi anlamda kurala ihtiyaç duyuyorsunuz? Ya da kurallara ihtiyaç duyuyor musunuz? Bir bunu düşünün. Mesela özel yaşantımızı düzenlemek için biz kendi kendimize de aslında bazı kurallar koyarız. Sadece bizi ilgilendiren konularda da kural koyarız. Mesela kendi kendimize deriz ki ödevimi bitirmeden oyun oynamayacağım. Bakın, bu kendi kendinize koyduğunuz bir kuraldır ve uymanız gereken, kendi öz saygınız anlamında uymanız gereken bir kuraldır. Bu sizin aslında özel yaşamınızı düzenlemek için koyduğunuz bir kural değil mi? Evet. Hayatınızı düzenleyen bir durum değil mi? Evet. O zaman ben insanlar özel yaşantılarında da kurala ihtiyaç duyarlar dersem doğru söylemiş olur muyum? Olurum. Peki toplumda başka kimler kural koyar? Evet, ben kendi kendime kural koyuyorum. Devletin de kural koyduğunu söyledim. Ama burada mesela toplumda başka kimler kural koyar diye sormuşum. Hatırlayın, toplumun koyduğu kurallara ben yazılı olmayan kurallar.
kurallar diyordum. Bunlar belli başlı bir yerde yazılı olarak bulunmuyordu. Toplumdaki örf, adet, gelenek, görenek gibi durumlardan çıkarılıyordu bunlar. Bunlara uyulmadığında daha manevi yaptırımlar, daha manevi cezalar karşıma çıkıyordu benim. Mesela toplumdan dışlanma gibi durumlarda ben yazılı olmayan kuralları gerçekleştirmediğimde benim karşılaştığım bir yaptırımdı. Bir de benim yazılı kurallarım vardı. Yazılı kurallarımı da devlet koyuyordu ve devletin kurallarına uymadığımda ben belli cezalarla, yaptırımlarla karşılaşıyordum. Bunlar genelde daha maddi şeyler olabiliyordu. Tamam mı? Hatırladıysak devam ediyorum. Şimdi demişiz ki toplumda başka kimler kural koyar? Kendi kendimize kural koyduğumuzdan ve bunu özel yaşantımızı aslında düzene koymak için yaptığımızdan bahsettik. Peki başka? Mesela evde, mesela okulda, mahallede belli kurallar var mı? Var. O zaman bu kuralları ortaya koyan ebeveynlerimiz, öğretmenlerimiz, büyüklerimiz ya da toplumun diğer üyeleri de aslında belli bir düzeni oturtmak, hayatı belli anlamda huzurlu bir yere çevirmek için kurallara ihtiyaç duyuyorlar diyebiliriz o zaman. Devam edelim. Şimdi diyelim kural koymadık. Ben kural koymazsam nelerle karşılaşabilirim acaba? Şimdi kural koyulmazsa büyük bir kargaşa meydana gelir ve bu kargaşa insanların bir arada yaşamasını zorlaştırır. Çünkü kuralların olmadığı bir yerde siz hak ve özgürlüklerinizi kullanamazsınız. Çünkü birileri tarafından bu hak ve özgürlükleriniz kısıtlanır, ihlal edilir ya da siz birilerinin hak ve özgürlüklerini kısıtlamış olursunuz. Bu yüzden kural koymak, bununla ilgili yaptırım uygulamak önemli şeyler. Ancak siz bu şekilde toplumda düzeni sağlamış olursunuz. O yüzden kural koymadığımız durumda kargaşayla karşılaşırız ve toplumda bir düzen, barış ortamı olmaz diyelim. Tamam mı? Geçiyorum. Birey ve devlet arasındaki ilişkiler o zaman ne şekilde oluyor? Ben yani kurallarla bunun bağlantısını nasıl sağlayabilirim acaba? Şöyle sağlayabilirim. Birey ve devlet arasındaki ilişkiler belli kurallarla belirleniyor. Bunlara da ben hukuk kuralları diyorum. Hukuk kuralları ile çünkü yurttaşların ya da diğer anlamıyla vatandaşların, yurttaşla vatandaş aynı anlama gelir, siz bunu biliyorsunuz. Dedik ki bu hukuk kuralları ile yurttaşlar devlete, devlet de yurttaşlara karşı bazı sorumlulukları var. Evet, bu yüzden... Mesela örnek verelim, işte siz vatandaş olarak devlete vergi ödemek sorumluluğunuzken devletin de belli başlı hizmetleri size kusursuz bir şekilde ya da işte kullanabileceğiniz bir işlevsellikte sunmak da devletin sorumluluğu. O zaman ben bu sorumlulukları karşılıklı olarak nasıl belirliyorum? Tabii ki de belli hukuk kurallarıyla. O zaman benim yine kurala mı ihtiyacım oldu devletle ilişkimi kurarken de? Evet. Ve hukuk önünde sizin devlet olmanız, yurttaş olmanız ya da yurttaşlar arasında belli statüde olmanız hiçbir şey fark etmiyor. Hukuk önünde çünkü herkes eşittir diyoruz. Devam ediyorum. Kurallara uymadık. Ne olacak peki? Kurallara ben uymazsam. Toplumda huzursuzluk çıkar. Az evvel söyledim işte başkalarının hakları elinden alınabilir. Adalet, eşitlik kavramları hiçbir anlam ifade etmez. Artık önemlerini kaybederler. Ve benim hak ve özgürlüklerim büyük oranda çiğnenebilir. O zaman ben birçoğu yazılı olan kurallara uyacağım. Bu kuralların başında ne geliyor? Bizim bir anayasamız var. Anayasamız geliyor. Ve dediğim gibi anayasamız ülkemizin en önemli kanunu. Yani benim tüm haklarım, sorumluluklarım, hürriyetim tamamı anayasada yer alıyor ve belli kanunlarla destekleniyor. O zaman ben anayasa benim hak ve özgürlüklerimi korur dersem doğru söylemiş olurum. Şimdi kurallarla ilgili dersimiz bu kadardı. Kuralları iki dersimizde tamamlamış olduk. Sizler de bundan sonra kurallara uyma konusunda daha hassas davranırsanız toplumda düzen ve
toplumda düzen ve barış bir şekilde sağlanmış olur. Bu yüzden kurallara uyma konusunda lütfen hassasiyeti sağlayalım. Dediğim gibi kurallarla ilgili dersimiz bu kadardı. Hoşça kalın.